Ben Total Materya Türkiye sorumlusu Zahim Akgüs, sizlere veri tabanıyla ilgili genel bilgileri vereceğim. Umuyorum ki sizler yararlanıyorsunuzdur. Eğer yararlanmıyorsanız herkes ücretsiz deneyebilir Total Materya'yı. Sizler de deneyebilirsiniz. Hatta eğer denediyseniz ihtiyacı olabilecek arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Çok çok önemli kullanıcı deneyimlerinden bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız. Umuyorum sizler için de çok çok faydalı olacak genel bilgiler. Total materyalinin çünkü içeriği hakikaten çok geniş ve bir saate sığmayacak kadar geniş hakikaten. O yüzden sizlerin özel spesifik soruları varsa her zaman sorularınızı da yöneltebilirsiniz. Ben demo yaptıktan sonra, canlı anlattıktan sonra veri tabanı içeriğini sizlere mesaj göndereceğim. Oradan herhangi bir sorunuz olduğunda mesajla geri dönebilirsiniz. Sizlerin soruları da çok önemli. Bazı çok çok deneyimli kullanıcıların bile bazen içerikte hata yaptığını görüyoruz. Çünkü hatta içerikte var olan bazı bilgilerden haberdar olmadıklarını görüyorum. O yüzden içeriğin ne kadar geniş olduğunu anlatmak en zor kısmı. Sizlerin sadece bizim bu tip ihtiyaçlarımız var. Acaba Total Materia'da da böyle bir şey var mıdır diye sormanızı bekliyorum her zaman. Ben Zahim Akyüz, Total Materia Türkiye sorumlusuyum. Firmada Türkçe bilen yalnızca ben varım. O yüzden Türkiye'deki bütün mühendisleri özellikle bilgilendirmek ana hedefim ve görevim. Avrupa'da biraz yaygın hakikaten, Türkiye'ye göre çok çok daha fazla. 160'tan fazla ülkeye ulaşıyoruz buradan. Sizler de her zaman yararlanabilirsiniz. Arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Yeni katılımcıları görüyorum. Sizleri de sunumun kaydını göndereceğim. Genel ajandadan ana başlıkları görüyorsunuz. Malzemelerle ilgili yaşadığınız zorlukları çözmek, belgelemek, hatta belgelemekle ilgili de bir örnek vereceğim bugün. Total Materia'nın yeni arayüzündeki malzeme konsolunda artık malzemelerle ilgili önemli bilgileri belgeleyebiliyorsunuzdur. Nasıl yardımcı olabileceğimizi göstereceğim. Total Materia kullanmanın avantajlarından bazılarını altını çizmek istiyorum. Umarım sizlerle birlikte bir sonraki adımı da planlarız. Test süreci olabilir firmanız için veya bir başka firmadan tanıdığınız, bildiğiniz arkadaşlarınızı önerip onlarla birlikte de bize de bir Total Materia'yı anlatır mısınız gibi size özel bir webinarda planlayabiliriz. Bugün Gazi Üniversitesi'nden yine böyle bir konuda talep geldi. Uzun yıllardır kullanıcımız Gazi Üniversitesi, oradaki öğrencileri de bilgilendirerek daha fazla nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgileri anlatacağım. Sizler de her zaman şirketinize özel, ihtiyaçlarınıza özel taleplerinizi belirtebilirsiniz Total Materia ile ilgili. 20 yıldan fazladır online bir veri tabanından bahsediyoruz ve her ay güncellenerek sürekli en güncel, en yeni bilgilere ulaşabileceğiniz bir mühendislik altyapısı Total Materia'nın genel içeriğinde. O yüzden zaten mühendislik altyapısıyla oluşturulmuş bu yapı sürekli gelişip yenilenerek devam ederken, özellikle dünya çapında çok geniş bir kullanıcı kitlesine sahip Total Materia kullanıcı örneklerinden de birkaç firmadan bahsedeceğim. Orada da görebileceksiniz. Oradan gelen talepler de bizlerin ürünü geliştirmesi konusunda yardımcı oluyor. Sizlerin de herhangi bir ihtiyacı veya Total Materia'nın içeriğinde şöyle bir özellik de olsa harika olur gibi bazı fikirleri zaman zaman mühendislerden alıyoruz. Sizler de her zaman paylaşabilirsiniz. Sürekli gelişen bu yapı içerisinde yeni arayüzle birlikte artık bir sonraki adıma hazır. Artık sizlerin ne düşündüğünü okuyabilecek şekilde hızlı algoritmalarla, farklı şekillerde, farklı araçlarla işinizi daha kolay hale getirebilecek şekle geliyor Total Materia ve
yılda %20, %30'la da artışıyla dünyada kaynak olarak alternatif sayılabilecek herhangi bir kaynağa göre grafik olarak görüyorsunuz artık 2020'de çok çok daha büyük bir hale geldi ve 2021'de yine aynı hızla gelişmeye devam ediyor total materya içeriği. Dolayısıyla rakip olarak sayabileceğimiz bir başka alternatif kaynak bu kadar geniş içerikte, bu kadar fazla fonksiyonla birlikte yok. Dünyanın en geniş içeriğe sahip veri tabanı diyebiliyoruz gururla. Bizim için çok önemli, benim için kişisel olarak çok çok daha önemli kısmı tüm bu fotoğraf içerisinde büyük Türk firmalarını da görebilmek tabii ki. Bu 2020'de hazırladığımız son hali işte Ferrari'den Daimler-Benz'e, Ikea'dan Walt Disney dediğimiz Fransa'daki büyük Disneyland'ın bakım birimlerine kadar herkesin yararlandığı Aerospace'de bizler için de gurur kaynağı olan önemli firmaların zaman zaman yararlandığı ancak sürekli olarak Airbus, European Space Agency, NASA, Rolls-Royce motorlar gibi çok önemli yapıların yararlandığı veri tabanından güvenli Türk mühendislerinin de daha yaygın yararlanmasını isteriz. Buradaki fotoğraf bazen tepkiler alıyor, yanıltıcı olabilir. Burada çok büyük firmaları görüyorsunuz. Tabii ki bunlar kurumsal firma örnekleri. O anlamda total materyayı yalnızca çok büyük firmalar kullanıyor galiba diye bir düşünce kafanızda oluşmasın. Küçük firmalar için de yılda 640 euroluk küçük lisans paketleri mevcut. O da ayda 50 euroya geliyor aşağı yukarı maliyeti bir firma için. Ancak bu büyük mühendislik yazılımının altyapısından da bahsetmek istiyorum ki Türkiye'de de çok çok önemli firmalar yararlanıyor uzun yıllardır. Bunların başında alfabetik sırayla Aselsan var, hepimizin gururu. Son dönemde de özellikle çok çok önemli atılımlar var. Savunma sanayinden ama Asçelik gibi, AED gibi bir Türk markası otomotivde, BVC Power yine savunma sanayinde motor üreten çok çok önemli işler yapan Ar-Ge birimi yararlanıyor. FNSS yıllardır savunma sanayinde araçlar geliştiriyor biliyorsunuz. Yurt dışına satılıyor bu araçlar ve pek çok farklı ülkeden yıllardır FNSS araçlarını kullanıyor. Önemli ülkeler bunlar, ülkemize katma değeri yüksek ürünler üreten firmalar. Yates gibi çok büyük uluslararası bir yapının Türkiye'deki birimi aynı şekilde. Erdemir İstemir üretici olarak kalitesini arttırma daha ihtiyaç duyulur. Katma değeri yüksek ürünler üretmek için daha yüksek mukavemet değerleri olan malzemeler üretmek için yıllardır yararlanıyor. Maysan, Mando, Sİ Otomotiv gibi çok önemli markalar aynı şekilde bizler için gurur vesilesi. Bir taraftan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ve TÜBİTAK, aslında TÜBİTAK'ta dedikten sonra zaten daha fazla referans saymaya herhalde gerek yok ki bu konunun uzmanı, bilir kişisi TÜBİTAK da yararlanılabilecek bir kaynak olarak görüyorsa total materyayı, sizlerin zaten kütüphanesinde olmazsa olmazı olmalı. Pekala, Türk Standartlar Enstitüsü TÜPROŞ'ün bakım birimlerinden Wilesun gibi bir firmanın veya İzmir'deki Pınar Döküm gibi bir firmanın kalite konusunda malzemeyi iyi anlayarak doğru şekilde üretim yapma konusunda ne kadar titiz çalıştığını gösteren önemli özellikler ki Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi önemli yapıların kütüphanesinde yer alan bu eşsiz kaynak sizlerin de her zaman erişimine açık. Sadece iletişime geçmeniz yeterli bu büyük kaynaktan yararlanmak için. Şimdi evet, 160'tan fazla ülkede yaygın bir şekilde kullanılıyor ve mühendislerin hep daha hızlı, daha verimli nasıl çalışabilecekleri konusunda yardımcı farklı fonksiyonlar sunuyor. Bunların içerisinde total materya tabii bahsedeceğimiz kısmı. Çünkü total materya yalnızca malzeme verileri ve veri modülleriyle alt başlıklara düzenlenmiş bir
genel bilgi hazinesi değil, aynı zamanda şirketiniz için de kendi iç veri tabanınızı oluşturabileceğiniz çok önemli bir çözüm sunuyor ki işte IKEA'dan Valeo'ya, European Space Agency gibi bir firmadan ZF gibi büyük uluslararası firmaların pek çoğunun yararlandığı kendi iç veri tabanınız bu. Şöyle özetlenebilir: Total Materia'dan elde ettiğiniz malzemeleri malzeme kütüphanesine, iç kütüphanenizin integrator'a direkt olarak kopyalayabiliyorsunuz ve üzerine bu malzemelerle ilgili yaptığınız test verileri, kendi özel verileriniz, çalışmalarınız, farklı ısıl işlem bilgilerinizi de ekleyerek yeni oluşturduğunuz malzemeler olabilir veya siz üreticisiniz, farklı bir ürün üretiyorsunuz, polimer olabilir veya metal konusunda aynı şekilde bunları da düzenleyebileceğiniz veya üretimde farklı lokasyonlarda yapılan üretimlerde üretim standardı ve malzeme standardı oluşturmanız için üretim birimlerine veya lokasyonlara aynı ürünle ilgili bilgileri hızlıca dağıtabildiğiniz ve standart üretim standardı yakalayabileceğiniz çok 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 gelişmiş seçenekleri olan ve tamamen düzenlenebilir, kendi ihtiyaçlarınıza göre önemli bir seçenek integrator. Kendi veri tabanınızı da oluşturmak isterseniz şirket içerisinde iletişime geçebilirsiniz. O çok daha uzun bir konu. Total Materia'yı anlatmaktan daha da zor. Siz hesabını yapın. Total Materia'nın içeriğinden bahsedeceğim bu sunumda. O bile bir saat bizim için yeterli olmayacak. Göreceksiniz. Çünkü yazılım çözümü dedik, tanımlanmış kullanıcılar ve çoklu genel erişim sağlayabiliyorsunuz. Firmamız için biz denemek istiyoruz dediğinizde, arzu ederseniz firmanızda 100 mühendisiniz aynı anda erişim sağlayıp test edebilir. Bu konuda bir üst sınır yok tabii ki. Şimdi kurumsal kullanıcılar içerisinde dünyada 25 lokasyondan erişim sağlayan Valeo'nun kaç yüz veya bin mühendisinin aynı anda erişim sağladığını hesaplamak zor. Bu yüzden serverlarımız çok gelişmiş, farklı lokasyondan tek bir lisans ile rahatlıkla erişim sağlanabiliyor. 26 dil desteği de içerikte var ki bu da farklı ülkelerde, farklı coğrafyalarda da aynı malzemeden, aynı dilden konuşulabiliyor olması konusunda ortak bir dil oluşturması açısından çok çok yararlı uluslararası firmalar için, özellikle Türkiye'den de yurt dışında üretim birimleri olan firmalar için bu standardı yakalamaları açısından çok önemli. Yurt dışındaki birimin önerebileceği bir malzemenin Türkiye'deki karşılığının ne olduğunu veya Türkiye'den karar veriliyorsa yurt dışında üretilmesi istenen malzemenin ne olduğunu çok çok daha net bir şekilde, hatasızca anlatabilme açısından çok önemli ve ışık hızında erişim aynı gün, aynı saatte, aynı saniyelerde sağlayabiliyoruz. Şimdi ticari sınıf malzemeler genel anlamda Total Materia içeriğinde var ki bunlar standartlarda veya işte dillik satın alınabilir malzemeler. Genel anlamda sektörde üretimin hepsinde, ağır makine, tüketici ürünlerinde, ticari araçta, otomotivde özellikle hep dışarıdan satın alabilir, hazır bulunan standartlar çerçevesinde üretilmiş ürünler tercih ediliyor. O yüzden de Total Materia'nın içeriği bu konuda daha ağır. Havacılıkta sadece özel malzemeler, kendinize özel malzemeler daha fazla kullanılıyor nihai ürünlerde. O yüzden de havacılık sektöründe biraz daha fazla ihtiyaç duyuluyor integrator kısmına, kendi iç veri tabanınıza ki oluşturduğunuz malzemeleri düzenleyerek üretimde ilgili birimlerle dilediğiniz seviyede erişim sağlayarak çok hızlı bir üretim akışı yaşayabilmeniz ve bunu deneyimleyebilmeniz için çok çok önemli. Total materya çözümü müşterimize nasıl yardımcı oluyor kısmı çok çok önemli hakikaten. Peki bu kadar geniş anlamda bir içerik var. Pek çok bilgi sunuyorsunuz ama çoğu uluslararası firma, evet, Total Materia'nın onlara nasıl para kazandıracağını veya daha iyi ürünler üretebileceği konusunda nasıl yardımcı olabileceğinden ilgileniyor hakikaten. Bu en önemli kısımlardan bir tanesi. Total Materia kullanarak nasıl daha fazla para kazanabiliriz ki?
diye soruyorsanız hem arama karşılaştırma, compliance, uygunluk, küresel eşdeğerler bulma konularında yardımcı oluyor ki uygunluk konusu çok çok önemli. Üreteceğiniz ürünün içerisinde kullandığınız malzemelerin herhangi birinin kimyasal içeriğinde yasaklılık sınırını aşan bir malzeme kullandıysanız tüm o ürün giriş kapısında bekleyecek. Bu yıllar önce Sony PlayStation'ın başına gelen Sony'nin dahi çok önemli ticari ve parasal yara almasını sebep olan bir konuydu. Artık compliance'ı tek tek araştırıyorsunuz, bu üreticilerden alıyorsunuz farklı. Total Materya'dan her zaman bir double check yapabilirsiniz. Eğer bu bilgilere ulaşıyorsanız dahi, hatta uygunluk birimleri var önemli firmaların. Onlar bu konuyu takip ediyor. Total Materya'da bunu çok hızlı yapabiliyorsunuz. Hatta üretimde grupladığınız malzemeleri, malzeme gruplarını da bir tıkla içlerinde, işte Amerika'ya gidecekse hemen oradan bir tuşla Amerika'ya gidecek olan oradaki yasal düzenlemelerle ilgili bilgilere erişebilir kolaylıkla. Bu konuda önemli maddi zararları çok çok öncesinde engelleyebilirsiniz. Bu bir olanak. Onun dışında aynı malzemeden bahsedebiliyor olmak çok önemli dedik. Ki bu farklı birimler ya farklı fabrikalar veya aynı fabrika içerisinde bile birbirinden çok uzak yapılardaki birimler arasında aynı dil konuşma açısından çok önemli. Bugün gelen sorulardan bir tanesi oydu, evet. Malzemelerle ilgili rapor hazırlanıp PDF olarak kaydedilebiliyor yeni malzeme konsolu içeriğinde. Bunu talebi oluşturan mühendislik birimi Total Materya'nın ilgili sayfasını yer emi olarak raporu hazırlayacak birime gönderebilir. Ardından doğru malzemeden doğru bir rapor hazırlanabilir ve satın alması gerçekleşir gibi. Bu önemli zincirde ki bu dağınık bilgilerin hem daha hızlıca ilgili birimler arasında paylaşılması hem de asla hata yapılmaması konusunda çoğun derece düzenli bir yapı oluşturmayla ciddi para tasarrufu sağlıyor. Total Materya şirketiniz için zaman tasarrufu sağlıyor. İlgili birimler hızlıca doğru malzemeye ulaşıyor. Mühendislik için harcayacakları vakti malzeme dataları harcamak için kullanmıyorlar. Bu çok önemli ve doğru malzeme seçimiyle hem ürünlerinizde kalite artışı yaşıyorsunuz hem de ürünlerinizin ve firmanızın kalite artışıyla marka değerini arttırarak yine para kazanıyorsunuz bir taraftan tasarruf ettiğiniz kısımda. Bu iş akışında pekala çok çok önemli firmaları referans olarak sizlere gösterdiğimde bunlar ispatlanmış başarı hikayeleridir de aynı zamanda emin olun sürekli irtibat halindeyiz. Total Materya ciddi anlamda alışkanlık yapan bir yazılım çözümü, yoğun ısrarlarımızla kullanmaya başlayan, test etmeye başlayan pek çok firma şu an başarı hikayelerine sahip. Pek çok ki İşte savunma sanayinden önemli firmalara referans gösterdiğimde Makine Kimya Endüstrisi Kurumu mesela son dönemdeki olağanüstü kalite artışını ve hedeflerin ne kadar daha iyiye gittiğini hepiniz görebiliyorsunuzdur. O bir örnek mesela. Bunun dışında kullanmaya başladıkça daha fazla nasıl yararlanabileceğiniz konusunda yeni fırsatları görüyorsunuz. Çünkü malzeme verileri bulamama, yüksek maliyetler, alternatif tedarikçi bulma, hatta o büyük bütçelerle Ar-Ge biriminize kattığınız simülasyon yazılımlarının dahi sonuçları sizlere prototipini veya ürünü üretmeye geçerken yetersiz, eksik bilgiler veriyorsa eğer o simülasyonlara yeterli veya malzeme verisini ekleyememişsiniz. Bu yüzden sizlere yanlış değil veya eksik sonuçlar veriyor diyebiliriz. Çok önemli çünkü pek çok firmada biz bunu yaşadık. Deneme yanılma yöntemlerinden çok daha hızlı bir şekilde doğru malzemeye ulaşabilmeniz için simülasyonlarda da çok önemli malzeme verilerine ihtiyacınız var. Total Materya'da hangi malzeme verileri var peki? 370 binden fazla metal için
Kimyasal kompozisyon bilgileri var, mekanik özellikler var, fiziksel özellikler, ısıl işlem bilgileri var malzemeler için. Ki ısıl işlem malzemenin tamamen yapısını değiştirdiği için tüm mekanik fiziksel özelliklerine de etkileyen çok önemli bir uygulama. Bu konuda da yapılmış doğru bilgilere ulaşılabilmesi çok önemli her firma için. İşlenebilirliği çok önemli. Malzemenin ve manyetik özellikleri, hatta bu malzemelerle ilgili çok farklı metalografik datalar ve resimlere de ulaşabileceksiniz. Total Metal içerisinde Poliplast'ta tamamen metalin dışı ne varsa hepsini kapsayan veri tabanı Total Metals ile Poliplast bir arada. Aynı şekilde aynı farklı yapıdaki malzemeler için aynı bilgileri içeriyor, ama polimer malzemeler özel daha farklı bilgiler de var tabii ki. O yüzden seramik, fiber, ahşap gibi malzemelerin de yine mekanik fiziksel özellikleri var, ama termal etkileri, elektriksel özellikler gibi polimerlere özel daha farklı bilgiler de içeriyor. Poliplast Compliance daha önce az evvel bahsettiğim uygunluk kısmını tüm metal ve polimer malzemeler için veriyor sizlere. Hızlıca kontrol edebiliyorsunuz. Metallerin çoğunda kimyasal içerik hızlıca ulaşılabilen bir veri iken, bu kimyasal içerik bilgilerinde compliant olup olmadığı ile ilgili sağlamayı yapabiliyorsunuz. Polimer malzemeler çoğunlukla buradaki üretici data sheetlerinden alınan bilgiler, gördüğünüz gibi standartlardan daha az bilgi alınıyor. Bu yüzden pek çok üretici kimyasal içeriğini gizli tutuyor polimer malzemelerin, ama compliant olup olmadığını kimyasal içeriğe bağlı bir konu olduğu için belirtmek zorunda. Biz bu dataları üreticilerden de elde ediyoruz ki uygun olup olmadığı çok önemli bir konu. Enviro yine aynı malzemeler için, metal dışı malzemeler için çevresel etkileri bulabileceğiniz veri modülü yine bu aynı malzemenin başlığı altına toplanmıştır. Tüm bu bilgiler, korozyon, hava şartları etkileri, yaşlanma verileri, hatta radyasyon etkilerine kadar ve bu malzemeler nasıl birleştirilebilir, bir araya getirdiğinizde polimerleri hangi yapıştırıcıyı kullanmalısınız ve bu yapıştırıcıyla birleştirdiğiniz malzemenin oluşan yeni mekanik yapısı ile ilgili bilgiler, metallerle ilgili de hangi kaynak elektroduyla, ki bazı metaller için 70 farklı birleştirme kaynaklama yöntemi öneriliyor. Onun pek çoğunda farklı kaynak tekniği ve farklı elektrot kullanılıyor. Ve bu şekilde de tamamen orada çok farklı mekanik yapılar oluşacağı için de hakikaten önemli. Şimdi tribolojik ve tolerans bilgileri de var. Extended range içeriğinde de daha zor bulunan malzeme özellikleri var. Stress strain diyagramlarından formability dataları, hatta yorulma bilgileri, kırılma mekaniği gibi, sürme verileri gibi çok çok önemli malzeme verileri var. Yine aynı malzemelerin başlığı altında arayüzde size bunlara nasıl ulaşabileceğiniz konusunda göstereceğim. Hızlıca hepiniz ulaşabilirsiniz ve bu bilgilere nasıl güvenebiliriz? Tabii pek çok bilgiden bahsediliyor. Çok geniş bir içerik ve malzeme datalarından, pek çok malzemeden bahsediyoruz. Tracker her ay yapılan güncellemelerin neler olduğu, hangi standartlara güncelleme yapılmış veya hangi yeni malzemeler eklenmiş diye takip edebileceğiniz bir veri modüldür. Ücretsiz veri modülü ve dünyada sektördeki tek çift sertifikalı veri tabanı Total Materia kalite sertifikası ISO 9001 ve 27001 sertifikalarına sahip. 80'den fazla ulusal standart ve 35 bin standart toplamda Total Materia içeriğinde var. Bunlara Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, uluslararası standartlar, Asya, Avustralya ve Afrika standartları dahil, Türk standartları da pekala aynı şekilde ve binlerce üretici veri sayfası var. Bunların içerisinde çok önemli üreticiye özel malzeme özelliklerini de ekliyoruz aynı malzemenin başlığı altına.
Ciddi bir mühendislik çalışması bu. Ciddi bir Ar-Ge ekibi çalışması ki firmanın yaklaşık %70'ten 75'i tamamen Ar-Ge'ye ve kalite kısmına bakıyor. Diğer kalan kısım satış ve IT birimi. O yüzden esas önemli kısmı mühendislik firması izlememizin sebebi bu. Total Materia, K2 Metals firması bir mühendislik firması ve tüm bu malzeme verilerini farklı araçlarla çapraz referansla birbirleriyle eş değerini bulabilmek için farklı araçlar sunuyor sizlere ve her veri listelenen malzemeler için farklı referanslara ulaşabiliyorsunuz. Özelliklerine göre benzer malzemeleri bulabiliyorsunuz ki bu dağınık yapı içerisinde tek tek data sheetlerden veya farklı üreticilerden alternatif malzemeleri ben şöyle bir malzeme duydum şuna da bir bakalım demekten çok daha hızlı Total Materia'nın içeriğinden tüm bu bilgilere ulaşmak. O yüzden uluslararası anlamda çok önemli kullanıcılarımız var diyebiliyoruz. O yüzden Türkiye'de katma değeri yüksek ürünler üretebilmek için doğru malzemeden başlayarak temeli iyi kurduktan sonra üzerine inşaatı yapmak çok çok daha doğru olacağından tüm üreticilere tavsiye ediyorum. Ücretsiz olarak deneyin ve nasıl daha fazla yararlanacağınızı lütfen sorun. Meraklı mühendislerle karşılaştığımda hakikaten çok çok mutlu oluyorum. Sizlerin soruları çok önemli. Bu geliştirme açısından daha fazla öğrenip üzerine koyarak daha iyi işler çıkarabilme açısından çok önemli ki Aselsan'ın bu konuda bir paylaşımı vardı. Türkiye'nin en iyi mühendisleri Aselsan'da diye. Hakikaten çok meraklı, inanılmaz müthiş beyinler. Aselsan içerisinde orada müthiş güzel sorularla karşılaşıyoruz ve sürekli geliştirme konusunda çok yoğun bir çalışma içerisindeler. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu mesela aynı şekilde hiç dışarıdan görüldüğü gibi değil. Hakikaten çok büyük ve kompleks bir yapı ve bu yapının içerisinde olağanüstü zeki ve çok çok ülkesini seven çok daha iyi işler çıkarmak için canını başına katan olağanüstü mühendisler var. Bu hakikaten gurur verici. Ne kadar fazla sorar, ne kadar daha fazla total materyadan yararlanmayı isterseniz daha iyi ürünler çıkarabilme ve daha iyi işler yapabilme açısından sizlere ne kadar faydalı olacağını göreceksiniz. Bizler çünkü mühendislik firması olarak tüm bu bilgileri buradaki örnekte göreceğiniz gibi bir tek malzemenin başlığı altına farklı kaynaklardan burada örnekte 89 farklı kaynaktan bilgi toplanarak bir tek malzemenin başlığı altına eklenmiş sizlerin kolayca ulaşabileceğiniz şekle dönüştürülmüş. Bu çok önemli hakikaten. Bu olağanüstü bir şey. Çok geniş içerik. Sizler de rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Geçen Saha Expo'nun online fuarındayız biz de aynı şekilde. Orada Anka Analitik'le birlikte. Saha İstanbul'un bir sunumunda yine çok önemli Mehmet Fatih Kaçır Bey'in sunumunda bahsetti. Şimdi Türkiye'de milli teknoloji hamlesi var. Hepiniz biliyorsunuz yıllardır dilimize dolanan kısım da hakikaten katma değeri yüksek ürünler üretmek çok önemli bizim için diyoruz. Öncelikli sektörler için stratejik malzemelerin geliştirilmesi deniyor. Şimdi çok önemli bir şey bu. Malzemeleri geliştirmemiz lazım. Çünkü artık bu işin duayeni başındaki çok önemli isimler de söylüyor söylüyor hani dilimizde tüy bitti derler ya biz de tekrarlıyoruz. Her ürün malzemeden başlıyor. Malzeme teknolojilerine ve daha yüksek teknolojide malzemelere ve malzemeyi çok daha iyi anlayıp üretime oradan başladığınızda o malzemenin mekanik fiziksel özelliklerine ne kadar fazla hakimseniz kullanılacağı yere göre en doğru malzemeyi seçerek en doğru, en mukavemet değeri yüksek güvenilir ürünleri üretebilirsiniz. Bu yüzden malzeme her üretimin temelinde ve sektörlerimiz için önemli ileri teknolojik malzemeler üretebilmekten farklı kompozitler, seramikler,
üretebilmekten bahsediyoruz. Tüm bunlar için dahi kullanabileceğiniz referans bir kaynak Total Materia dünyanın en geniş içeriğe sahip veri tabanında ileri teknoloji seramiklere de ulaşabilir. Oradaki referans malzemelerden onların mekanik fiziksel özelliklerine göre daha iyisini, daha yüksek ısıya dayananı veya daha yüksek kırılma direnci olanı gibi malzemeleri üretirken referans olarak yararlanabileceğiniz bir kaynak Total Materia. Aynı şekilde 130 binden fazla kompozit ve 370 binden fazla metalden bahsediyoruz. Daha iyisini üretebilmeniz için hali hazırda literatürdeki ürünlerin hepsine bir arada ulaşabileceğiniz bir kaynak. Peki bunu söyleyen isim Sayın Mehmet Fatih Kaçır kimdir diye bilmeyenler için belki de söylemek gerek. Hani çok önemli bir isim hakikaten. TÜBİTAK dediğimiz bu işin araştırma merkezinin başındaki TÜBİTAK'ın başkanı da biliyorsunuz malzeme mühendisi, seramik konularında araştırmalar yapmış öğrenciliğinde çok çok önemli malzeme konusunda çok bilgili bir isim ve işin temelinde malzeme var hakikaten. Mehmet Fatih Kaçır'ın da bahsettiği altını çizdiği konu bu. Bu konuda üretimle en önemli yaşanan sıkıntılardan bir tanesinin ne olduğundan bahsediyor ki sadece TÜBİTAK bilim kurulu üyesi de değil aynı zamanda Aselsan Yönetim Kurulu üyesi de çok önemli bir bilirkişinin altını çizerek söylediği konu. Biz de tekrarlıyoruz. Ben burada Türkiye sorumlusu olarak Total Materia'dan her mühendisimizin, her firmanın yararlanabileceğini, ücretsiz deneyimleyebileceğini ve her zaman teknik destek alabileceğini tekrarlamak istiyorum. Siz de lütfen ihtiyacı olabilecek herkesle paylaşın bu bilgiyi ki daha fazla mühendisimize ulaşabilelim. Şimdi Total Materia artık yepyeni bir arayüzle geldi. Şimdi yeni arayüzde neler var, yenilikler neler diye bahsedebileceğiz. Sizlere detaylı olarak anlatmak istiyorum. 26 dil desteği var tabii ki veri tabanının içeriğinde. Kendi kullanıcı adı ve şifrenizle hızlıca giriş yapabiliyorsunuz. Artık yeni arayüz hazır ve direkt olarak yeni arayüze giriş yapıyorsunuz. Kullanıcılarımız için yine bir uyarı bahsetmek istiyorum. Elimden geldiğince e-mail ile bilgilendirdim. Her zaman eski arayüze buradan hoş geldiniz yazısının altından ulaşabiliyorsunuz. Bazı kullanıcılarımız bir dakika ben çok hızlıca bilgiye ulaşmak ihtiyacım var ama şimdi bu yeni arayüzü keşfetmenin zamanı değil diyorsanız hızlıca gördüğünüz gibi bu arayüzden hızlıca buraya giriş yapabilirsiniz. Hatta bir sonraki webinarlar da burada yayınlandığı için diğer webinarıma da kayıt oluşturabilirsiniz. Her perşembe buradayız. Hızlıca eski arayüze dönebildiğiniz gibi tekrardan yeni arayüze de aynı şekilde geri dönebiliyorsunuz. Bizim anlatacağımız artık yeni arayüz. Total Materia'nın arayüzü bu. Çok daha hızlı, çok daha gelişmiş. Nasıl diyorsanız buradan hızlıca bir 3 boyutlu yazıcılarda kullanılacak malzemeleri filtreleyebiliyorsunuz. Malzeme gruplarından alüminyum olsun diyorsunuz. Peki hiç alüminyum 3 boyutlu yazıcıda kullanılıyor mu ya? Değil mi? Diyenleri duyar gibi oluyorum. Total Materia içeriğinde 5 sayfa var biliyorsunuz. 85 sonuç sadece alüminyumlar için her ay güncelleniyor. Yeni alüminyumlar da ekleniyor. Buna metal malzemeler de kullanıyor. 3D baskılarda hızlıca prototip üretebilme konusunda çok önemli. Bu sürekli gelişen bir teknoloji tabii. Yapıştırıcılar gibi, kaplamalar gibi, yağlayıcı malzemeleri de ulaşabiliyorsunuz. Hızlıca bunları ön filtreden geçirebiliyorsunuz en önemli kısmı hakikaten. Yine mesela Türkiye'den üreticilerden bir tanesi burada herhangi bir malzeme aradığınızda kolayca bulabiliyorsunuz hızlı aramada. Evet, tüm arayüzü listelemeyelim. Burada daha önemli kısımlardan bir tanesi hem numerik alfanumerik koduyla herhangi bir malzemeyi bulabiliyorsunuz hem de
Search ile ileri seviye arama da malzemenin mekanik, fiziksel özelliklerine göre arama yapıp o malzemenin bu özelliklerine de aynı şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bu çok çok önemli kullanıcılar için. Herhangi bir malzeme yazdık. Bu malzeme ile ilgili özellikleri tam olarak emin değiliz hangi standartta olduğunu, ama bizim ihtiyacımız olan bu malzemenin sertlik değeri olabilir. Hızlıca yeni arayüzde sertlik değerlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Ve benim stress strain grafiğine de ihtiyacım var bu malzemenin dediğinizde buradan seçebiliyorsunuz. Buraya 7 farklı sütun ekleyebiliyorsunuz. Patik detayı da ekledim. Ben bir de kaplama bilgilerine ihtiyacım var dediğinizde bu malzemenin dahi kaplama bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen listenin üst sınıf sırasına ekliyorsunuz. İşte bu malzemeler için kaplama bilgilerine yer verilmiş. Bunların yorulma dataları bu. Bakın ne kadar daha fazla var. Yen ve 70-75 için yorulma dataları, stress strain dataları aynı şekilde. Hem stresini hem de yorulması olan malzemeyi görmek isterim ve sertlik değeri de var dediğinizde, bu malzemenin içeriğine girdiğinizde bu malzemeyi favorilerimize, sık kullanılan malzemelerimize eklemişiz. Ben de buradan Türkçesini açayım. Birlikte takip edelim. Daha önceki arayüzde biraz daha problemliydi. Herhangi bir aksaklık görürseniz, tercüme yanlışı da olabilir, fonksiyonel eksiklik de olabilir. Lütfen, lütfen bildirin, derhal düzeltelim. Bu konuda çok hızlı çalışan bir ekibimiz var. Malzemelerin mekanik ve fiziksel özelliklerine hızlıca ulaşabildiğiniz gibi pek çok mühendislik biriminin ihtiyaç duymadığı ki yüksek ısı değerleri altında farklı özellikler var. Rahatlıkla görebiliyorsunuz, ama ben ayrıntılı görüntülemek istiyorum bunu dediğinizde farklı standartlarda, alt başlıkta farklı koşullar ve boyutları için malzemenin T6 gördüğünüz gibi çok daha farklı özellikler veriyor. Dolayısıyla tüm bu koşul ve özelliklerle ilgili malzemenin detayında hangi malzemeden bahsedildiği ki burada yaptığınız seçenekte, hatta referanslarla ilgili de yalnızca bunu seçtiğimizi düşünelim. Bir T6 için. Şimdi burada bahsettiğimiz malzeme bu. Sizin bu malzeme uzmanı bu malzemeye ulaştığında, benim seçtiğim üretimde malzeme budur, bunun dışında bir malzeme alınması doğru değil, ben bunu istiyorum dediğinizde, sadece 70-75 AA demeniz yeterli değil. Bazen satın alma birimine gönderdiğiniz kısım yeterince açık olmuyor. Malzeme listesi oluşturucuya ekleyebilirsiniz. Raporunuza ekliyorsunuz biz. Özellik ve diyagramları. Hatta diyorsunuz ki bu malzeme ile ilgili rapor oluşturacağım ama benim bulduğum malzeme alt başlığı ve ilgili koşuldaki ilgili malzeme bu. Bu malzemenin yer imini bildiğiniz bookmark dediğimiz, tam olarak kitabın arasına koyduğunuz tüm bu geniş içerikte bahsettiğim malzeme bu. Bu dediğinizde satın alma biriminizden arkadaşınız çok farklı bir ülkede, farklı bir şehirde, farklı bir fabrikada veya kocaman bir fabrikanın farklı bir ucunda olabilir. Yine malzeme konsolunu açıp malzeme konsolunun içerisinde yer imlerinde siz gönderdiğinizde buradan direkt olarak bu sayfaya geri ulaşabiliyor. Bu farklı birimler, farklı fabrikalar ve farklı üretim
eğitim alanları içerisinde çok önemli bir iletişim aracı. Siz bunu kaydedip, çünkü yer imlerine kaydettikten sonra direkt olarak paylaşabiliyorsunuz. Ben bu linki arkadaşıma gönderdiğimde, o arkadaşım internetten yeni bir sayfa açıp Total Materya içeriğine girdiğinde ne görüyor dersiniz? Sadece o yerimini kaydedip Skype'tan dahi arkadaşımla, iş arkadaşımla paylaşabilirim. E-mail'de satın alma birimine söyleyebilirim. Veya ben dedim ki bu malzemeden bahsediyorum. Simülasyon birimine dedim ki bu malzemeyle ilgili simülasyon gerçekleştirir misin? Dediğinde simülasyon birimindeki arkadaşınız, he, yanlış malzemeyle simülasyon yapmışız. Bu malzemenin datalarına ihtiyacımız varmış. Ve işte biz Abaküs kullanıyoruz veya Ansys kullanıyoruz dediğinde bu malzemeyle ilgili tüm dataları bu kadar hızlı yükleyebiliyor. Bu önemli hakikaten bir araç. Lütfen ilgilenen herkese, ilgilenebilecek, ihtiyacı olabilecek herkesle paylaşın. Hakikaten çok çok işinizi hızlandıracak, daha doğru sonuçlara sizleri ulaştıracak olağanüstü bir kaynak. Sürekli gelişiyor, sürekli daha iyi, daha hızlı, daha fazla fonksiyonla sizlere yardımcı oluyor. Görüyor musunuz? Malzemeyle ilgili tüm bu dataları Ansys yazılımını seçtik. Bu şekilde artık aktarabiliyoruz. Bu olağanüstü bir kaynak hakikaten. Yani mucizevi bir şey. Bazen bu genel malzeme özellikleriyle işte 70-75 dediğimizde kaç tane sonuç çıkıyor total materya içeriğinden aşağı yukarı hatırlıyor musunuz? Hani hangi 70-75 ile bu simülasyonu yaptık? Biz Ansys'in içerisinde malzeme gömülü yazılımı var. Hatta SOLIDWORKS'te de var. Genel malzeme özellikleriyle ilgili. Tabii ki 70-75 standartlarda belirtilmiş genel malzeme içeriğine sahip, ama bizim bahsettiğimiz 70-75 burada çok çok farklı bir 70-75'ten bahsediyoruz. Aynı mekanik, fiziksel özelliklere sahip değil arz ettiğimiz malzeme. Hatta bununla ilgili az önce yaptığımız seçenekte de bahsettik. Hani farklı ısı değerleri altında dahi farklı mekanik veya fiziksel özellikler gösteriyor bu malzeme, öyle değil mi? Bunu kaydediyoruz bilgisayarımıza ve bu dosya artık 70-75 için gördüğünüz çok geniş malzeme bilgileri içeren bir dosya. Simülasyonlarınızda kullanabileceğiniz. Burada hatırlarsanız malzemelerle ilgili henüz mekanik özelliklerdeyiz. Farklı ısı değerleri altında 100-300 derece arasında ne kadar farklı akma dayanımı ve çekme gerilim değerleri görebiliyor musunuz? Aradaki farkı, yani aynı malzeme dahi farklı ısı işlemlerden geçtiğinde çok farklı mekanik ve fiziksel özelliklere ulaşıyor. Bu özelliklerin hepsini bilmeniz, malzemenin kimyasal içeriklerine mesela ulaşabilmeniz, hatta bu kimyasal içerikle ilgili yasaklı olup olmadığı ile ilgili compliant bilgilerine de hızlıca ulaşabilmeniz çok önemli oluyor hakikaten bazen. Bunun için farklı kaynaklardan bilgiler tarayıp saatlerinizi, bazen günlerinizi, bazen haftalarca bu araştırmanızı yapıyorsunuz. Biz halihazırda bu araştırmaları yaptık. Sizler için bütün bu bilgileri bir arada topladık. Hani bir laf var ya, halihazırda yapılmışı var, niye bunu kullanmıyorsunuz gibi bir şey. Çünkü bu testler için ciddi vakit ve para harcanıyor. Test
verilerine ulaşabiliyorsunuz malzemelerin. Niye bu testleri tekrar yapmanız gerekiyor? Hali hazırda yapılmışı var. Buyurun, bu test verilerinden yararlanabilirsiniz. Veya bu bilgileri farklı kaynaklarından arıyoruz. Biz sizin için aradık, toparladık. Buyurun buradan yararlanabilirsiniz demek istiyorum. Çünkü örnekte gösterdiğim gibi 89 farklı kaynaktan tüm bu veriler bir tek malzeme için toplanmış. O bir örnek pekala. Burada da gördüğünüz gibi malzeme için çok fazla veri aynı şekilde mevcut. Bu verilerin hepsine aynı şekilde elastik plastik değerlere hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Bu grafikleri görebiliyorsunuz. Grafikleri inceleyebiliyorsunuz. Daha fazla detay alabiliyorsunuz. Hatta malzemenin meteorografik içeriğine göz atmak istediğinizde ki meteoroloji mühendisleri için çok çok önemli bilgiler içeriyor burası. Burada çok daha farklı bilgilere bir tek malzemenin başlığı altında ulaşabiliyorsunuz. Sizler bunlar için farklı referanslar ve belki bazı makaleler taramak istersiniz. Biz bu çalışmayı sizin için gerçekleştirdik. Hepsini bir arada bulabilirsiniz hızlıca. Kolayca ulaşabilirsiniz. Gerilim evlerinden sürünme verilerine hatta bu malzemeyi ne ile birleştirebileceğimize kadar. Yalnızca o da değil ki burada farklı koşullar önerilmiş. Dikkat ederseniz burada farklı mekanik özellikler göreceksiniz farklı seçenekler için. Bu mekanik özellikler orada oluşan yeni mekanik yapıdır. Çünkü iki malzemeyi farklı kaynak yöntemleriyle birleştirdiğinizde orada yepyeni bir mekanik yapı elde edersiniz. O mekanik yapı ile ilgili bilgiye de sahip olmalısınız. Çok önemli hakikaten. Bununla ilgili literatür veya tedarikçiniz size bazı şeyler önerecektir. Ancak her zaman farklı bir seçeneğiniz olmalı elinizde. Bu anlamda çok çok geniş bir içeriğe hızlıca ulaşabileceksiniz. Total materya içeriğinden. Peki malzeme konsoluna hiç giremedik. İçerik o kadar geniş ki. Burada rapor oluşturucu dedik. Daha önce malzemelerle ilgili kaydettiğimiz bazı bilgileri rapor oluşturucuda düzenleyebiliyoruz malzeme ile ilgili. Burada hali hazırda kaydettiğimiz bir rapor var ama bunu yeniden yükleyerek düzenleyebiliyoruz. Mesela bu alüminyum alaşımları ile ilgili 20-24 kullanıyorduk. Buna farklı alternatif grafikleri burada belli. Alternatif malzemeler belirledik. Bizim için tensile elongation, yield stress değerleri önemliydi. Ama burada yield strength'e göre daha avantajlı bir malzeme belirledik biz. Bu ısı değerleri arasında daha iyi yield strength değeri olduğu için ürünümüzde bizim için daha önemli bir yere gelecek, çok önemli avantajlar sağlayacak bize diye bu malzemeleri hızlıca karşılaştırıp raporunuzda diğer alternatiflerine göre sunabilir. Hatta direkt olarak raporunuza düz metinler ekleyebilir veya tedarikçi bilgilerini de dahil edebilirsiniz. Bu anlamda raporu hızlıca oluşturduktan sonra bunu PDF olarak kaydedebilirsiniz ve e-mailinize ekleyebilirsiniz veya bu şekilde de aynen ilgili arkadaşlarınızla birimlerle ben şöyle bir rapor hazırlıyorum. Burada bahsettiğim malzeme ile ilgili bir değişiklik arzu ediyorsan diye bu linki kaydedip arkadaşınıza yine Total Materia, Material Console erişimi olan arkadaşınıza ki şu anda tüm kullanıcılarımızın erişimine ücretsiz olarak açık malzeme konsolu sizlerin denemenizi tavsiye ediyorum.
Haziran ayına kadar görüntüleyebileceksiniz malzeme konsolunu ücretsiz olarak. Yine burada konsolumda hem sık kullanılanlara eklediğim malzemeler var. Farklı malzemeler. Hem de burada işte yer imlerine eklediğim malzemeler var veya kayıtlı aramalar. Burada yine kullanıcı örneklerinden bir tanesinden bahsedeceğim size. Geçen gün bir kullanıcımız şu malzemeden bahsetti. Bir 0978 isimli malzemeyi literatürde aradığınızda sizlere çok fazla sonuç vermez. Zor bulunan bir malzeme. Çoğunlukla farklı standartlardan malzeme önerilirken bu yalnızca DIN standardında üretilen Almanya'da özel bir malzeme. Peki bu malzemeye nasıl ulaşabiliriz? Bu malzemenin Türkçesi ne? Almanya'dan gidip bu malzemeyi mi almalıyız gibi bir durum söz konusu. Biz bu malzemeden üretim istendi dendiğinde bu malzemelerle ilgili genel bilgilere ulaşabiliyorsunuz. 1990 yılında en son standartla ilgili güncelleme yapılmıştı. Ondan sonra da acaba bu malzemenin ismi, cismi, nereden bulunulurluğuyla ilgili farklı şeyler var, bilgiler ama Türkçesi nedir diye bulabilmemiz için çapraz referans tablomuz var ki Total Materyal'in en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi bu. Şimdi özdeşi var, tüm 124 benzeri verilmiş resmi karşılığı var bu malzemenin direkt olarak. Ama biz bu malzemeyle ilgili Türk standartlarında bir malzeme arıyoruz. Diyoruz ki biz bu malzemenin Türk standartlarındaki karşılığını eğer bulabilirsek malzemeye de hızlıca ulaşabiliriz. Peki bu malzeme neymiş? Numerik alfanumerik koduyla ilgili bilgiler var burada. Tedarikçilerine bakalım. Yani Almanya'dan bahsedilen bir malzemeden söyleniyor. Bir sürü ülkede de Türk standartlarında üretiliyormuş bu malzeme. Türkiye'den bir doğrudan tedarikçi bakalım dediğimizde bunun aslında Erdemir demir çeliğin bir ürünü olduğunu, rulo halinde levha mı istiyorsunuz, plaka halinde mi istiyorsunuz, hangi standarda dahil olanını istiyorsunuz dediğinizde zaten Erdemir'de varmış bu ürün ya. Yani böyle önemli bir bilgiye hızlıca çok değerli bir kullanıcımızı ulaştırabildik. Bu olağanüstü bir şey. Bu malzemenin Erdemir'e sormadan bu malzemenin o olup olmadığını başka türlü öğrenebileceğiniz bir seçeneğiniz var mı bilmiyorum ama önemli bir tedarikçiniz size yanıltıcı bir bilgi vermeden buradan doğru bilgiye hızlıca ulaşabileceğini direkt görüyorsunuz. Bu anlamda Total Materia her firmanın aslında kütüphanesinin olmazsa olmazıdır. Bazen metalurji mühendislerinden tüm bu bilgileri biliyor olması bekleniyor. İnanılmaz zor. Siz artık telefonlarımızda binlerce isim kaydediyoruz. Çok çok yakın tanıdığımız arkadaşlarımızın bile isminden numarasını ulaşabiliyoruz ama çoğunun numarasını dahi hafızamızda tutmuyoruz. Eskiden de o numara, telefon numarası hatırlama bilir misiniz bilmiyorum. Yeni nesil hiç bilmiyordur. Belki de sadece kaydediyordur numarayı. Bazı arkadaşlarımızın numarasını hatırlardık. Bu bütün bu malzemelerin tüm bu bilgilerini aklınızda tutmanız olanaksız. O yüzden Total Materya'yı kütüphanenize ekleyin. Total Materya sizlere her zaman yardımcı olacaktır emin olun. Umuyorum daha fazla sorunuz olur. Ben sizlere özelde Total Materya içeriğinden nasıl yararlanabileceğinizi anlatırım. Çünkü tüm mühendislik ekibi için farklı bilgiler var. İçerikte tedarik zinciri, malzeme uzmanı, simülasyon uzmanı, kalite, satış, ürün sorumlusu hepsi farklı veri modüllerinden farklı şekillerde Total Materia içeriğinden yararlanabiliyor. Simülasyon uzmanı için veya kalite birimi için çok önemli yapılar var. Kalite birimi spektrometre ile taradığı bir malzemenin ne olduğunu bulabiliyor. Rakibinizin ürününü aldınız, spektrometre ile taradınız, kimyasal içerik var elinizde artık bunun hangi malzeme olduğunu birinin tahmin etmesine gerek yok. Smart
içeriğine koyun. Sizlere bu 370 binden fazla metal içerisinden hangisine ait olduğunu bu kimyasal içeriğin hızlıca söylüyor. Total Materi 2007 yılından beri pek çok ünlü dünyada, pek çok ülkede, pek çok kalite birimi bu yazılımı kullanıyor. Tedarik zincirinde yine satın alma birimine paylaştığınız doğru malzeme bilgisi, doğru malzeme talebi veya malzeme raporu satın alma biriminin doğru malzemeyi sizler için tedarik edip en doğru alternatif tedarikçilerden en doğru fiyatla hatta sizler için tedarik ettiğini rahatlıkla kullanabileceğini siz de göreceksiniz. Simülasyon sonuçlarınız ne kadar doğru olursa bir dakika burada kullanıcılarımızdan Rolls-Royce'un geri dönüşünden bahsetmek istiyorum. Rolls-Royce motorların simülasyon birimi Türkiye'de bazı arkadaşlar biz gömülü yazılımları kullanıyoruz diyor ama Rolls-Royce mühendisleri yıllardır uçak motorları da üretiyor ve total materyadan yararlanıyorlar. Ancak Türkiye'deki firmadan arkadaşlar maalesef bu hakikaten üzücü bir şey. Yani ben uluslararası bir firmada Türkiye yetkilisi olarak çalışıyorum. Polonya'dan dahi 2,5 kat lisanslı kullanıcımız var. Türkiye'ye nazaran çok üzücü bir şey bu. Bilgi kaynağına verilen değer bu kadar kötü. Bazen kitap okuma alışkanlığımız yok diyoruz veya işte kitap için kitap fiyatlarından yani vurup işte ya işte kitaplara şu kadar para verilmiyor diyoruz ama bu önemli bilgi kaynağı da Türkiye'de çok az değer görüyor. Avrupa'daki diğer ülkelere nazaran hatta Polonya'ya nazaran yani Almanya ile kıyaslamıyoruz veya Fransa ile kıyaslamıyoruz ama daha küçük ülkelere göre bile total materyaya erişimi çok çok az. O yüzden rica ediyorum paylaşın. Herkes ücretsiz deneyebilir ve denediğinizde siz de göreceksiniz. Daha doğru simülasyon sonuçlarına da ulaştıracak total materya sizi. Çünkü Rolls-Royce mühendislerini, Daimler mühendislerini doğru simülasyon sonuçlarına ulaştırıyor. Aynı yapı içerisinden siz de yararlanabilirsiniz. Ve farklı firmalar için farklı seçeneklerle üstelik yararlanabilirsiniz. Çok önemli kısımlardan bir tanesi de bu. Biz bahsettiğiniz bu büyük kaynak çok pahalı ise bütçemiz yetmeyeceğinden zaten yararlanamayız gibi bir şey söyleyemiyorsunuz. Maalesef ücretsiz de deneyebiliyorsunuz. Çok önemli ama yılda tüm bu kaynaktan 640 euroya bile yararlanabiliyorken yararlanmamış olmanız hakikaten firmanız için önemli kayıplar. Tabii ki eğer total materyadan yararlanmaya başlarsanız ne kadar kayıp ettiğinizi daha iyi anlayabileceğinizi göreceksiniz dediğim gibi. Çünkü kullanmaya başladığınızda işinizi ne kadar kolaylaştıracağını, sizlere ne kadar fazla bilgi katacağını göreceksiniz. Ve bu şekilde de zaten alışkanlık yaptığınızı söyleyebilirim. Total materyayı kullanmaya başladıktan sonra herkes kullanmaya devam ediyor. Siz de kullanın ve uluslararası rakiplerinizden daha iyi ürünler üretmeye hemen bugün başlayın. Farklı seçenekler var. Her zaman ücretsiz deneme işimi talep edebilirsiniz. Ücretsiz teknik destek ve sınırsız eğitim desteği talep edebilirsiniz. Total materyadan yararlanın. Biz sizi başarıya ulaştıracağız ve sorunlarınızı çözeceğimizden eminiz. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerimi de ihtiyacı olabilecek herkesle paylaşabilirsiniz her zaman. Herhangi bir sorunuz varsa sizleri cevaplandırmak isterim. Büyük bir memnuniyetle. Ha, Fatih Bey. Duyabiliyor musunuz acaba? Burada ses gelmiyor diye göndermişsiniz ama umuyorum o problem çözülmüştür. Şimdi
Daha önce söylediğim gibi evet hafta sonu bir webinarımız oldu. Çok çok da ilgi gördüm. Bu arada soru cevap kısmı da daha iyiydi. En kısa sürede yine bir hafta sonu bir eğitim planlayacağız. Hatta yine hafta içi de olabilir ama çalışma saatlerinin dışında çok daha rahat izleyebileceğinizi gördük. Belki de çalışma vaktinizin dışında daha rahat yararlanabilirsiniz. Aradığınız Sayın Veysel Çelik'in sorusu var. Aradığınız malzemelerde çok daha fazla seçenek çıkıyor. Default diyebileceğimiz bir malzeme özelliklerine hızlıca bakmak mümkün değil midir? Şimdi malzeme aradığınızda numerik veya alfanumerik kodunu yazdığınızda pek çok farklı alternatif veriyor. Evet, onunla ilgili farklı filtreleme yöntemleri var. Birincisi ilk başta aradığınız malzeme ile ilgili direkt olarak malzemenin ilgili standardını girebilirsiniz. Farklı sadece DIN ve bana veya sadece IN ve Türk standartları olanını göster dediğinizde bu bir ön filtrelemedir. Sizlere burada sadece Türk standartları ve IN olan malzemeleri verecek. Ama onun dışında Veysel Bey aradığınız malzemeyi zaten herhangi bir malzeme yazdınız siz buraya. Burada listelenen sonuçlar içerisinde artık o malzemeye ulaştıysanız yeni arayüzde zaten bu konu çok çok daha hızlıca çözümlenmiş. Eskisine göre çok daha iyi ki siz çok eski kullanıcılardansınız, çok iyi biliyorum. Herhangi bir malzemeye siz artık ulaştıktan sonra eğer aradığınız malzeme bunlardan bir tanesi ise bu malzemeyi zaten artık sık kullanılanlarınıza ekliyoruz. Sık kullanılanlara eklediğinizde bu malzemeyi malzeme konsolu içerisinden hızlıca zaten erişebiliyoruz. Burada benim konsolum seçenekleri var gördüğünüz gibi. Burada sık kullanılanlara eklediğimiz malzeme hemen en son eklenen en alta geliyor. Bu malzemeye tekrardan ulaşabiliyorsunuz. Şimdi default dediğimiz hatta şöyle. Ben numerik ve alfanumerik kodundan malzeme arama yerine ileri seviye aramada malzeme verileri aradım. Dedim ki şu mekanik ve bu fiziksel özelliklere sahip malzemeyi arıyorum ben. Ama bu malzemeye nasıl ulaşacağım? Hatta bu yaptığınız aramayı da konsoluma kaydediyorsunuz artık Veysel Bey. O yüzden malzeme konsolu hem malzemeleri kaydedip filtreleyebileceğiniz bir seçenek. Bu seçeneğin içerisinde kayıtlı aramalar var gördüğünüz gibi. Ben ileri seviye aramada daha önce yaptığım bir aramayı kaydettim. Bunu arkadaşıma gönderiyorum. Bu aramayla yap arama diyebiliyorsunuz veya bu aramayı geri yüklüyorum. Burada farklı kriterler belirlemişim ben daha önce mesela Veysel Bey bu aramayı tekrarlayabiliyorum. O yüzden burada demişim ki çekme gerilimi minimum 400 demişim. Görebiliyorsunuz değil mi? Bu harika bir seçenek. Eminim siz çok beğeneceksiniz. Uzun zamandır kullandığınız için. Burada malzeme grubu olarak alüminyum seçmişim. GB, IN, AA ve SAE standartlarını eklemişim. Arzu ederseniz buraya yeni standart da ekleyebilirsiniz. Veya alüminyum grubundan çekme geriliminden. Ya ben bu da bir de mekanik özellik ekleyeyim. İşte sertlik değeri ekleyeyim. Ne bileyim 50 Brinell mi ekleyelim yoksa Rockwell ekleyelim diyebiliyorsunuz.
Bunu da aramaya eklediğinizde 194 sonuç belki de acaba 50 sertlik değerine sahip. Bu 194 içerisinde 293 tane malzeme varmış. İşte bunu hemen buradan aramayı kaydet kısmı var görebiliyorsunuzdur umuyorum. Tekrar bana teknik soru iletebilirsiniz. Sizlere göstereceğim. Bakın 4 Mart'ta yaptığım ileri seviye aramayı sertlik dahil ederek yaptığım aramayı kaydettim. Her ay yeni malzemeler, yeni malzeme verileri ekleniyor dedik. Bu aramayı ben malzeme konsolum içerisinden bana bir ay sonra, 6 ay sonra ihtiyaç gösterdiğinde artık kayıtlı aramalarım içerisinde ben istersem ileri seviye arama kısmında hem daha önce yaptığım aramayı yükleyebilirim veya sertlik değerini de dahil ederek arama yaptım ya, o aramayı tekrar yükleyerek tekrarlayabiliyorum. Tüm bu verileri değiştirerek tekrar kaydedebiliyorum ve bu aramaları tekrar geri çağırabiliyorum. Bu herhalde sorunuzun cevabı oldu, değil mi? Ben rica ederim. Bu integrator'ın bir önceki aşaması. Siz özellikle kendi ürün gruplarınız olduğu için tüm ürün gruplarını mesela şöyle yapabiliyorsunuz Eysel Bey. Burada diyebilirsiniz ki siz hızlı aramada Erdemir ürün grupları nelerdir? Mesela bunların hepsini dedik ki 662 tane Erdemir grubun ürünü var. Biz bunların hepsini malzeme listesi oluşturucuya ekledik. Bakın bu da çok işinize yarayacak bir özellik Veysel Bey. Malzeme listesi oluşturucu kısmında burada benim konsolum içerisinde bakın malzeme listesi oluşturucuya geldi bunlar. Bu seçtiğimiz 662 malzeme. Biz bunların hepsini seçtik. Dedik ki bu malzeme oluşturucu kısmındaki malzeme Erdemir malzemeleri. Bu ne dedik? Mesela Mart 2021'deki güncel listedeki 662 malzeme. Biz bunların hepsini gördüğünüz gibi yeni bir malzeme listesi oluşturarak hepsini malzeme listelerine ekledik. Daha önce oluşturduğumuz listeler de var. Bugün Erdemir malzemeleri diye bu listeyi direkt olarak paylaşabiliyoruz. Direkt olarak bu malzeme listesine ulaşabiliyoruz. Daha önce yaptığımız aramalarda filtrelediğimiz tasarım malzemeleri olarak filtrelediğimiz malzemeler var. Erdemir malzemelerine bir tıkla tekrardan o filtrelediğimiz o 662 malzemeye geri dönüyoruz Veysel abi. Bu hakikaten çok çok yararlı özelliklerden bir tanesi. Bunların hepsini seçiyoruz. Bunları malzeme oluşturucuya ekliyoruz mesela. Buradan malzeme listesine ana yere eklediğimizde uyumluluk değerlendirme listesine hepsinin hangisinin uyumlu olduğunu direkt olarak Compliance Assessor'da görüntüleyebiliyoruz veya diyoruz ki biz bunu ileri seviye aramaya aktaralım. Bunların içerisinden mesela şu mekanik değerleri olanları filtrele diyebiliyorsunuz. Gerilim eğrilerini aktaralım veya zaten biz burada hızlıca gerilim eğrilerini bu malzemelerin olanları görüntüleyebiliyoruz. Veya diyoruz ki biz burada sertlik değerlerini hızlıca zaten görüntüleyebiliyoruz. Sertlik değerine göre diz ama biz bunu ileri seviye aramaya aktardığımızda filtreleyebiliyoruz yine farklı mekanik özelliklerine göre. Bu inanılmaz farklı seçenekler sunuyor size. Herhalde Total Materia Malzeme Konsolunun önemli kullanıcılarından bir tanesi olacaksınız.
Ben teşekkür ediyorum Fatih Bey. Ya ben ses sorununu halletmenize çok sevindim. Ben o kadar hakikaten müdürüm de bana söylüyor gerçekten enerji konusunda. Çünkü ciddi anlamda sizlerle paylaşmak istediğim kısım şu. Ben mühendis dediğimiz arkadaşın yapı olarak meraklı bir insan olarak bekliyorum karşımda. O yüzden de özellikle meraklı, soru soran, öğrenmeye açık, hedefini ileriye taşımak isteyen ülkemizi bu artık durumdan kurtarmak isteyen mühendislere o kadar çok yardımcı olmak istiyorum ki çünkü keşfettiğim bu kaynak ben 3 yıla yakın süredir Total Materya Türkiye sorumlusu olarak görev yapıyorum. Bu olağanüstü bir kaynak hakikaten ve bu mühendislik çalışmasına saygı duyuyorum ve beni üzen kısım ne biliyor musunuz? Polonya dahi 2,5 kat fazla kullanıcıya sahip. Yani affedersiniz ama Türkiye çok daha ileride olmalı, çok daha uygun, çok daha olağanüstü ürünler üretebilmeli ki biz bunu TEİ ile yaşadık. Olağanüstü ürünler üretirken oradaki mühendislere yardımcı olduk. MK şimdi olağanüstü işler çıkarıyor Total Materia ile birlikte ve Aselsan, TÜBİTAK pek çok projenin başında. Ya ben o kadar çok arzuluyorum ki herkesin yararlanmasını anlatamam. O yüzden bu enerjim oradan geliyor. Bu paylaşma sevinci oradan geliyor. Ne kadar fazla mühendis istifade ederse ben görevimi yapmış addedeceğim. Ülkeme olan borcumu bu şekilde ödediğimi düşünüyorum. Çünkü hepimiz askere gittik, vatan borcumuzu ödedik ama orada bitmiyor o borç. Biz çalışarak, üreterek daha iyi ürünler ortaya koyarak o ülkeye olan borcumuzu ödemeye devam etmek zorundayız. Bizden sonraki nesillere daha güzel bir ülke bırakabilmek için. O yüzden de böyle meraklı mühendisleri bulabilmek, onlara ulaşabilmek, yardımcı olabilmek benim için gurur vesilesi her şeyden önce. Enerjim oradan geliyor Fatih Bey. Çok teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için. Webinarın kaydını sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Önümüzdeki Perşembe. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Sorularınızı her zaman iletebilirsiniz. Zaten e-mail göndereceğim sizlere bu webinarın kaydını. Ardından tekrar iletişime geçebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler.